BKM Eğitim Kurumları bu GES bilgi yarışmasını sunar. Herkese merhabalar. Bu GES bilgi yarışması FKM Eğitim Kurumları'nın sunduğu bilgi yarışmasının ikinci tur, birinci yarışmasının ilk yarışmacılarıyla birlikteyiz. İsmail ve Hüseyin, Murat ve Emine karşı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Hoş Teşekkürler. bulduk abi. Nasıl? Keyifler yerinde mi? Bir sıkıntı var mıdır? Yok Allah'a şükür. Yok çok şükür. Keyifler Çok şükürler yerinde. olsun abi. Sorun yok. Çok Sağ olun, güzel. duacıyız. O zaman hızlıca hemen ilk soruyla başlayalım. Akıt gelsin. Başarılar diliyorum. İsmail ve Murat grup sözcüleri. İlk soru geliyor arkadaşlar. Geliyor. Kaplumbağanın bir ayağında kaç parmak vardır? A3, B4, C5. Süremiz başladı. İsmail abi. 3 değil mi lan? Vallahi benim de Amca 3 aklıma 3 parmak. geliyor. Çizgi filmlerde Emin 3 misin? tane görüyoruz ama. Evet amca 3 parmak. Bu ninja Tamam. tosbağalar var ya. He. Sen ne? Orada 3 tane diyorsun. Ben de 3 video. Süremiz doldu İsmail arkadaşlar. abi. Cevapları 5 alacağım. 5 desene. 5 5. Önce İsmail ve Hüseyin'in cevabı. Hüseyin 5 dedi. Murat. 3. Belki insanlarla aynı olur. Doğru cevap. Şimdi ekranda arkadaşlar, doğru cevap 5 olacaktı. Doğru cevabı İsmail ile Hüseyin'in verdiğini görüyoruz. Çok İkinci iyi be. soruyla devam ediyoruz. İlk soruda Murat ve Emin, amca ve yeğen yanlış yaptı. Afrika'da yaşayan insanlar temiz suya ulaşabilmek için ortalama ne kadar yürümek zorundadırlar? A 4 kilometre, B 5 kilometre, C 6 kilometre. Süremiz başladı. Ya. Ya bence bunu bir yerden kopyalamış almış ya. Dört. İyi de doğruluk payı yok ki abi. Hangisi? Aynen. Ortalama diyor arkadaşlar. İyi de anne. Süremiz Bu soruyu biz kabul etmiyoruz. doldu. Senin kabul İsmail edin. abi. Dört de ya. Cevapları alacağım. Önce Aa dört diyoruz. Murat, senin cevabını alabilir miyim? C şıkkı 6 kilometre. Doğru cevap 6 kilometre olacaktı. Biraz daha Afrika kıtasına duyarlı olmamız lazım arkadaşlar. Kimse bildi mi? Bildi. Muratlar doğru cevabı bildi. 6 kilometre cevabı doğru oldu. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. AIDS hastalığı hangi kıtadan dünyaya yayılmıştır? A. Afrika, B. Asya, C. Güney Amerika. Süremiz başladı arkadaşlar. Afrika'ya değil mi? Afrika'da olabilir, Güney Amerika'da olabilir. Bilmiyorum ya. Afrika. Süremiz doldu. Cevapları alacağım. Galibey. Evet, İsmail'lerin cevabını aldım. Şimdi Murat, sizin cevabınızı alabilir miyim? Asya kıtası. Asya dedi. Bir Afrika, bir Asya. Doğru cevap tabii ki Afrika olacaktı. İsmail ile Hüseyin soruyu doğru olarak bildiler. Sırada dördüncü soru, kulübümüzle alakalı bir soru. Ay beni sor ne olur. Ya hadi. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün atletizm takımı 2013 yılında İzmir'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda kaç madalya almıştır? A 16, B 21, C 26. Süremiz şimdi başladı. İsmail abi kaçtı? 21 miydi? Gerçi ben yoktum ki. 26, 2013'te ben de 16. yoktum da. 26'dır herhalde ya. Ali Başkan, telefonla Joker hakkımızı kullanalım ya. Telefonla Joker hakkınız yok. Hasan Duman'ı arayamazsınız. Ya bir de Süremiz
Süremiz doldu arkadaşlar. Cevapları ya, alacağım. Önce İsmail. Joker ekle ya. İsmail. Biz Ali Bey 26 diyoruz. C şıkkı. Evet. Murat, senin cevabını alabilir miyim? 26. 26 cevabı geldi. Doğru cevap arkadaşlar şu anda ekranda. Doğru cevap 16 olacaktı. Ya. Ben dedim sana amca, ben dedim 16'yım. Emin'i dinlememiş Murat. Ben dedim sana nidalarıyla bu soruyu kaçırdılar. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bahreyn'in başkenti neresidir? A. Dakka, B. Manama, C. Dili. Süremiz başladı. Manama. C neydi? Dili. Manama olabilir. Manama olabilir diye öğrendiğim şey ya. Yok ya, diğerleri değil ya. Dili. Bence Manama. Süremiz doldu. Cevapları Dili alacağım. İsmail Aydın. Manama diyoruz Ali Bey. Manama mı ya? Murat. Manama. Manama. İki Manama cevabı. İki doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Tebrik ediyorum. İsmail abi helal olsun. Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Çanakkale Savaşı sırasında 215 kilogramlık mermiyi tek başına kaldıran Türk askeri kimdir? A. Seyit Onbaşı, B. Hasan Onbaşı, C. İsa Onbaşı. Süremiz başladı. Seyit miydi? A. Seyit Onbaşı. Tamam. Ali Başkan çok kolay soruyorum ya. Az önce Afrika sorusunda ağlıyordunuz Hüseyin Karlı. Ya o kilometre sorusu evrensel abi. Süremiz bana kısa gelir. Süremiz doldu. Cevapları alayım. İsmail Aydın. Seyit Onbaşı. Murat. Seyit Onbaşı. A şıkkı. Seyit Onbaşı doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Yazın kırlarda ve ekin tarlalarına yetişen kırmızı narin çiçek hangisidir? A. Kır çiçeği, B. Gelincik, C. Lale. Süremiz başladı. C. Lale. Gelincik olabilir. Emin misin? Evet eminim. C. Lale. Ne renk? Vallahi şey değildir. Ben söylerdim. Süremiz dolmak üzere. Gelincik. Süremiz doldu arkadaşlar. Cevapları alacağım. İsmail Aydın. Gelincik diyoruz Ali Bey. Evet. Murat Gürbüz. Celale. Celale cevabı geldi. Doğru cevap. Yok. Ekranda doğru cevap. Doğru cevap tabii ki gelincik olacaktı. Yes. İsmail ve Hüseyin'in doğru cevaplarda 5-3 üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Oo. Lale Ulu Orta. Burada 8. soru var. 8. soruyla devam ediyoruz. Bozkır'ın tezenesi lakaplı rahmetli halk ozanı kimdir? A. Arif Sağ, B. Aşık Veysel, C. Neşet Ertaş. Süremiz başladı. Neşet Ertaş. Neşet olabilir. Süremiz doldu arkadaşlar. Cevapları alayım. İsmail Aydın. C. Neşet Ertaş diyoruz Ali Bey. Murat. Neşet Ertaş. Neşet Ertaş doğru cevap. Ekrana da şimdi yansıttık. İki doğru cevap var. 9. soru öncesinde 6'ya 4 doğru cevaplarda üstünlüğü var İsmail ve Hüseyin'in. Bu soruyu Murat ve Emin'in yanlış bilmesi durumunda İsmail ve Hüseyin bir üst tura yükselebilir. 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar.
Futbolda İstanbul takımlarının saltanatına son verip Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon takım hangisidir? A. Trabzonspor, B. Bursaspor, C. Göztepe. Süremiz başladı. Göztepe. Trabzon. Ya bu kadar da şey olunmaz ya Ali Başkan. Yapma böyle şey. Hiç Adana bölgesinden soru sormuyor. Adana ile ilgili sorularımız geliyor. Süremiz doldu. Özellikle yemek konusunda Adana ile ilgili sorularımız oluyor. Evet, cevapları alayım. İsmail Aydın. Aa, Şanlı Trabzonspor diyoruz Ali Bey. Evet. Murat Gürbüz. Trabzonspor. Trabzonspor cevabı doğru. Şanlı Trabzonspor olarak İsmail Aydın verdi ve İsmail Aydın da Hüseyin Karli bir üst tura çıkmayı garantilediler. Son soruyu da görmek istiyoruz Ali Bey. Son soruyu hemen ekranlara getireceğim şimdi. Hazırsak. Evet, son soruyu alalım. Kulak çorbası hangi ilimize aittir? A. Muş, B. Aydın, C. Kırıkkale. Süremiz başladı. Neresi? Ne? Ben soruyu hiç anlamadım. Kulak. Bilmiyorum. Kulak, kulak çorbası. Kulak çorbası. Süremiz doldu arkadaşlar. Cevaplar alayım İsmail. Ve biz B şıkkı diyoruz Ali Bey. B neydik? Evet. Murat. Dinliyorsun bir ya. Muş. Muş dedi. Doğru cevap Aydın olacaktı. Doğru cevabı veren takımda İsmail ve Hüseyin oldu. Salladık durdu. Salladık valla. Ve bu durumda 8-5, 8 doğru cevaba 5 doğru cevapla İsmail ile Hüseyin bir üst tura çıkıyorlar. Tebrik ediyorum. Amca ve yeğen Murat ve Emin, sizleri de tebrik ediyorum. Murat size başarılar diliyor arkadaşlar. Beyaz olmak sağ ol, teşekkür ederiz. Değildir Ali Bey. Bunu arkadaşlara iletirseniz. Tekrar alabilir miyim İsmail? Beyaz olmak her şeye çözüm değildir. Beyaz olmak her şeye çözüm değildir diyor. Burada sosyal bir mesaj veriyor sanıyorum. Irkçılığa mı atıfta bulunuyorsun? Tebrik Hayır. ediyorum İsmail. Hayır. O anlamda demedim de İsmail neyse. İsmail abi tebriklerimi özellikle iletene abi. Emin, Emin, Emin özellikle tebriklerini iletiyormuş İsmail i̇şte abi sana. Tebrik ediyoruz amca yeğeni. Bize bu heyecanı yaşattılar. Çok heyecanlandım. İsmail de sizleri tebrik ediyor amca yeğeni. Ben de teşekkür ediyorum. Diğer yarışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. BKM Eğitim Kurumları bu kez bilgi yarışmasını sundu.